Senin başın gövdenin üstünde durdukça akıllanmayacak mısın lan Halit? Sen bacının intikamını aldın ya Çakır. Oradan biç ben sana neler yapacağım. Hadi can bana hadi. Oyun kestik, sıra geldi deveye. Çok sevinme, sıra sana da gelir Tosun. Vay ayı vay be. Çakır. Kardeş. Çok şanslı adamsın. Gidelim Memati. Bunlar emniyet memniyet tanımazlar. İçeride yapamazlarsa dışarıda bir kahpelik yapmaya kalkarlar. Dayı, emniyet önünde mi vuruşacağız? Ne iktiza ederse Memati. Hadi Tosunlar, siz de. Yeğenim, ne lan bu? Yiyeceğim şimdi senin gülünü. Hadi. Şimdi nereye kaçacaksın? Bu jileti bırak, yoksa seni Meto'nun yanına yollarım. Hadi kardeş. Bitir lan işini! Şerefsiz! Ne haber? Ayı ol ayı. Kardeş, jilet lazım mı? Ulan hala duruyor musunuz burada? Gidin abinizi alan emniyete. Deyin ki bundan sonra kimse emniyette değil. Bıraksınlar Halid'imi. Yürüyün lan anası kılıklılar. Senin kanın akmadıkça kan durmaz Süleyman. Bana bak Halit. Akıllı ol. Gerekirse bütün sülaleni keserim. Sen psikopatsan, ben psikopatın Allah'ım lan. Ne oluyor burada? Beni niye psikopatla aynı yere koyuyorsunuz? Adam deli. Ağzında jilet var. Kafasını duvardan duvara vurup duruyor. Kendini kesmesin diye ne uğraştım ya? Nereye koysak rahat durmuyorsunuz. Yürüyün, müdür bey sizi çağırıyor. Doğru. Biz kendisine gidelim. Burası pek güvenli değil. Her taraf psikopat dolu. Bir zıpladın, iki zıpladın. Üçüncüde kucağıma zıplarsın. Ama siz de arada bir kucağımızdan inin be koçum. Ha? Tamam konuşmayın. Bu ne olacak? Yüzünü gözünü yıka kendine gelir. Ne bekliyorsunuz? Kardeşlerimizi bekliyoruz. Hadi dağılın. Otobüs durağı değil burası. Size de söylüyorum. Başka yerde bekleyin. Gidin evinizde bekleyin. Tamam. Gideriz. Ya burada durmak yasak? Tamam. Yasaklı çiğnedin. Biz de al içeri. Beklemeyelim. Ne yapacağım ben sizinle? İstanbul'u sahipsiz mi sandınız? Çok şükür sahibi var. Ya bak müdürüm, ne güzel sahip çıkıyorsun. Yalnız müdürüm, hep bu arkadaşla konuşacaktın. Beni niye çağırdın? İstanbul'un üstüne senin konuşacağın laf yok. Onun için benimle konuşuyor. Çakır, burada da mı şov yapıyorsun? Estağfurullah müdürüm.
Sigara içebilir miyim? Kahve de içersin. O zaman acı olsun. Kesin lan! Halit! Kardeşin nasıl öldü? Vadesi doldu. Kim doldurdu? Kendisi doldurdu. Halit, kim kesti kafasını? Cam kesti. Psikopat rahmetli. Haplanmış, gitmiş cama kafa atmış. Suç mu? Peki Halit. Dediğin gibi olsun. Cam kesmiş olsun. İstanbul'un camcılarını keseceğim diye değil de bunları keseceğim diye niye ortalığı kaldırıyorsun o zaman? Hareketlerine gıcığım. Şov yapan adamı sevmem. Sen niye kestin bunun kardeşini? Bana mı söylüyorsunuz? Duymadınız mı adamı? Cam kesti diyor. Hapçı müptezel bir psikopatmış. Rahmetlik. Abi söyle diyor. Şimdi beni iyi dinleyin. Hiçbirinizin diğerini kesmesinden gocunmam. Aksine sevinirim. Geberin gidin. Ama benim İstanbul'umda dirliği bozarsanız, sağda solda adam vurup, yerinize iti köpeği ortaya salıp, ben yaptım dedirtirseniz, biz doğruyuz, herkes yanlış, nizam getireceğiz diye çığırtkanlık yaparsanız, çoluğunuzun çocuğunuzun gözünün yaşına bakmam, hayatınızı karartırım. Siz kim oluyorsunuz lan İstanbul'a racon koyuyorsunuz? Bu şehre raconu da ben koyarım, raconu da ben kaldırırım. Ayağımın altında dolaşmayın, ezerim sizi. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Senin hiç duygun düşüncen yok mu? Aklın fikrin yok mu? Sen deli misin Meral? Abla aramızda bir şey yok. Meral, yeterince acı çekmedik mi? Yetmedi mi? Az mı geldi? Şu koca şehirde bir Allah'ın kulu yok muydu? Bir tek kişi yok muydu? O çirkin suratlı anasını kesmiş ruh hastasından bir lokmacık daha düzgün bir erkek yok muydu? Abla beni dinlemiyorsun. Aramızda bir şey yok. Sadece davet etti ve gittim. Ben de bunu soruyorum. Niye Meral? Ben sana demedim mi senin kemiklerini kırarım diye? Bu heriften uzak dur diye? Abla, merak ettim. Tüh! Sen merak ediyor musun babam bunu duysa ne olur? Merak ediyor musun ablam ne durumlara düşer? Hadi zerre kadar kıymetim yok. Sen merak ediyor musun o testere sana neler yapar? Ne yapacak abla? Öldürecek mi? Bu evden dışarı adımını atmayacaksın. Benim yanımdan bir tek saniye ayrılmayacaksın. Tamam mı? Anladın mı? Abla. Ablam abla yok. Tamam mı dedim? Yüzünü gözünü düzelt. Çocuklar seni böyle görmesin. Torunlarımı özledim Nesrin. Gidip ben alayım dedim. Niye zahmet ettin baba? Ben alıp gelirdim çocukları. Burada mıydın Meral? Ben de çocukları özledim baba. Ne yapıyorsunuz bakayım? Teyzeciğim bizde kalsana. Ne diyorsun Nesrin? Bana ne getirdin teyze? Bu kızda umut var mı? Begüm. Bunun da çocukları olur mu? Hı? İnşallah baba. Thank you.
Delikanlı ol, peşime adam takma. Adamlarınla iş bitirmeye çalışma. Varsa yüreğin, senle ben. Teke tek. Sen kimsin lan meydan okuyorsun? Kardeşin de böyle söylemişti, rahmetli. Ulan 9 canlı palat olsan keserim seni, akıllı ol. Halit. Git adamlarının yanına, hapını al kendine gel. 2 saat nezaret diline vurdu. Çakır. 39 say. Sen de sülaleni say. Merhaba. Ağlamayın lütfen. Sizi diğer avukat arkadaşım Elif Eylül ile tanıştırayım. Sema Hanım, Asım Bey. Hoş geldiniz. Kızlarını kaybetmişler. Sinem 16 yaşındaymış. Canına kıymış. Canına kıydılar yavrumun. O kendini öldürecek bir kız değildi. Bizi hiç üzmezdi. Bak avukat hanım. Bu kız böyle içten gülen Sinem'im. Bu içten gülen Sinem'im. Hiç canına kıyar mı? Allah sabır versin. Ben tabii birden şok oldum. Ne olduğunu anlayamadım. Kızım çok iyi kalpli bir kızdı. İnsanları severdi. Onlara inanırdı. Bir ahlaksız kanına girmiş. Kızımı uyuşturucuya alıştırmış. Biz maalesef geç fark ettik. Nereden bilecektik ki? Hiçbir derdi sorunu yoktu ki. El bebek gül bebek büyüttük onu. Ne istiyorsa yaptık. Kızımı kandırdılar avukat hanım. Kızımı öldürdüler. Daha 16 yaşındaydı. 16 yaşında bir kız çocuğu niye uyuşturucu kullansın ki? Nesrin. Yazık, bu satı Miço yapmaya karar verdik. O nereden çıktı? Dedem kaptan olmam için şart dedi. Kaptan mı olacaksın sen? Ne olabilirim ki başka teyzeciğim? Baba olmam istemiyor. Bari ben de uzaklara gideyim. O zaman ben de sana yardım edeyim gemide. Olmaz öyle şey. Niyemiş? Yardımcı olurum sana. Kadınlar denizde uğursuzluk getirir kızım. Kadın dediğin denizde de bir... Karada da bir pusat. Yemeğe kalacak mısın baba? Hazırlık yapayım mı? Yok Nesrin. Gideceğim. Geldik. Gördük. Kovulmadan gidelim. Estağfurullah. Hadi bakalım çocuklar. Baba, ben de seninle geleyim. Sen kal Meral. Öyle konuşmuştuk ya. Babamı yalnız bırakmayayım abla. Yarın gelirim, tamam mı? İstediği zaman buraya gelebilir Nesrin. Yeter ki buraya gelsin. Polis raporlarında da, otopside de... ...kızınızın çok miktarda ekstasi alarak intihar ettiği belirtiliyor. Bunu söylerken zorlanıyorum.
Ama hukuki açıdan yapabileceğimiz fazla bir şey yok. Yani bizim anlattıklarımıza değil de raporlara mı inanıyorsunuz Canan Hanım? Benim inancım önemli değil. Ben size yürekten inanıyorum. Ama hukuk... Size bizi kim tavsiye etti? Öğrenmemde bir mahsur var mı? Bize dediler ki onlar Süleyman Çakır'ın avukatı. Süleyman Çakır da uyuşturucuya karşıymış. Kızım bu hapları yüksek dozda almış da... Bunları bir satan yok mu? Bir içiren yok mu? Kızım öldü diye bunların yakasına yapışacak kimse yok mu? Cezasını verecek kimse yok mu? Sema Hanım, burası Süleyman Çakır'ın ofisi değil, avukatlık bürosu. Ben acınızı anlıyorum. Size yardımcı olmak isteriz. Ama biz insanların masumiyetini veya suçluluğunu mahkeme salonlarında ispatlamaya çalışıyoruz. Başka türlü bir ceza arıyorsanız burası doğru yer değil. Ben adalet istiyorum. Ben kızımı öldürenlerin cezasız kalmasını istemiyorum. Ben başka anaların yanmasını istemiyorum. Ne olursunuz bizi yüzüstü bırakmayın. Kızınız vefat ettiğinde yanında birileri var mıydı? Siz bu dosyayla ilgileneceğinizi söyleyin. Ben size her şeyi vereyim. Arkadaşlarıyla görüştüreyim. Telefon numaralarını vereyim. Nerelerden bu hapları aldığını söyleyeyim. Siz yeter ki evet deyin. Biz elimizden geleni yaparız. Size umut vermek istemeyiz ama. Kabul ediyor musunuz? Evet. Elimi kolumu bağladın abla. Bırakacaktın ki emniyetin önünde harcayacaktım ibreti alem için. Sabır koçum, sabır. Bak sabırsızlık ettin, akılsızlık ettin. Ne oldu? O köpek verdiğin işi beceremedi. Niye? Kardeşinin kanı bir tek sana helal. Başkasına değil. Meto razı gelmedi abla. 39 günde bunlar beni çok yıpratacak. Elimin kolumun bağlı olduğunu öğrendiler ya, vurdukça vururlar. Ben sana Meto'nun intikamını et kemikten ayrıldıktan sonra al dedim. Otur burada kimseye karışma demedim. Elinden geleni ardına koyma. Etrafında kim varsa onların. Yak, yık. Evin içine kadar girdim de bu. Alın bakalım. Oğlum sokma şunu kulağına. Dersiniz çok mu kızım? Biraz çok anne. Bu ne ya? Kim koydu ki bunları buraya? Arkadaşlarım şaka yapmıştır ya. Ver şunu bakayım. Ya yeğenim. İki darbe alsaydın da adamın ciğerisi olsaydı bari. Bu herif şimdi hırsla üstümüze gelecek. Darbeyle marbeyle ciğerisi olmaz dayı. Bu işi düzeltmenin bir tek yolu var. Nedir ki o? Dayı Halit'in ablasını alırsa... ne kan kalır ne dava. Dayı, var ya böyle bir iyilik yaparsan... Ya bırak İstanbul'u, dünyayı fethederiz şerefsizim. Ya bu kadar telaşenin, sıkıntının içinde bir eğlenceniz ben mi oldum gene? Yok yok, kıyamam dayıma. Evlenip başına bela mı olacak ya? Ne var? Acil eve gelmen lazım. İşim var. Çakır. Acil gelmen lazım diyorum. Nesrin, benle böyle emirli demirli konuşma bak. Telefonu şimdi kaldırır duvara fırlatırım ha. Selvi'nin çantasından bir torba hap çıktı. Ne hapı? Nesrin! Nesrin!
kanı bozuk tahta kurusu. Haysiyetsiz, şerefsiz, dalaksız, ciğersiz, onunki bununki. Ne oldu ya? Şerefsizin evladı. Kızın çantasına hap koymuş. Sen bir şey anladın mı yani? Bu deli olan karısına niye sövdü şimdi? Karısına değil dayı. Halit'e. Racona pis racon yapmış. Orhan nerede? Henüz gelmedi hanımım. Ne yapıyorsun? Ben birazdan eve geçeceğim. Sen ne yapıyorsun? Canım çok sıkkın. Ablam her şeyi biliyor. Neyle ilgili her şeyi? Bizimle ilgili her şeyi. Orhan takip etmiş. Baban? Onun haberi yok. O zaman canını sıkacak bir şey de yok. Ne demek yok ya? 30 yaşındayım. Onlar kim oluyor ki benim hayatıma karışıyor? 30 yaşındasın. Bunu bana mı soruyorsun? İyi. Gidip babama sorayım. O sana sorsun. Sakın. Her şeyi berbat edersin. Ne oldu? Korktun mu? Ziya abinin uzun yıllar yaşamasını isterim. Onun için endişelendim. Kaldırmaz yüreği bu yaştan sonra. Özledim seni. O zaman çık gel. Bu gece değil. Halledilecek işlerim var. İyi canım. Çok öpüyorum seni. Bir şey olursa ara. Ararım. Vay Ziya Bey vay. Bu dalga bu gemiyi batırır. Kızım. Görmedin mi kimin koyduğunu? Görmedim baba. Kızım çantan senin yanında değil miydi? Yanımdaydı. O zaman niye görmedin kızım? Nasıl görmedin kızım? Görmedim. Tabii. Ağzı açık ayran budalası gibi gezmeyin lan! Artık aklınızı başınıza devşirin. Üçünüze de söylüyorum lan! Posta memurunun karısı çocukları değilsiniz lan! Çocuğa bağırma artık. Yeter. Birileri Selvi'nin yanına kadar gidip çantasının içine giriyorsa bu kızın ayıbı değil büyük sefir. Nesrin! Bak artık yeter. Zorlama da. Herkesin bir sabrı var. O zaman sen de aklı mantığı zorlama. Çocuklarını ateşin içine atma. Daha dikkatli ol. Bir süre okula gidilmeyecek. Sokağa çıkılmayacak. Baba olmuyor ki ama zırt pırt okula gitmemezlik yapıyoruz. Derslerden geri kalıyoruz. Kalmazsınız. Ben size Özen hocam hoca okul getirtirim. Sen de evden çıkmayacaksın. Ölürsen üzülmem. Çocuklar anasız büyümesin. Deli çıkacağım deli. Nasıl olmuş baba? Sen mi yaptın bunu lanet? Evet baba, kim yapacak? Seni yapandan daha iyi yapmışsın lan it oğlu. Farkında mısın?
Beni ilk kez öptün baba. Kıymetini bil. Bu sondur. Teşekkür ederim baba. Hiçbir şey yapamazsın. Zürriyetsiz. Baba. Ne var? Artık tek başıma yapabilir miyim malları? Yapacaksın ya. Bir de beni mi çalıştıracaksın lan İtoğlu? Yok baba. Sen tamamen istirahate çekileceksin. Ha. Ebediyen. Bir şey buldun mu dayı? Birisi dedi ki Tuncay mal teslim etmiş. Ya dayı, Tuncay girmez öyle işlere. Ben de ondan şey ettim. Ama oğlan yemin billah ediyor. Bana yalan söylemez ekseri. Gidip zorlayalım. Çıkarmışsa öğreniriz. He. Dayı, bu sağlıkçı. Başka bir aptan bahsediyor olmasın? Memati, beni kötü kötü konuşturma şimdi. Senin aldığın daha iyi bir bilgi var mı? Yok dayı. Ne konuşuyorsun o zaman? Hadi gidelim. Can Polat, ben de geleceğim. Kardeş, senin ne işin var ya? Kardeş, burada oturup kendimi mi yiyeyim de? De hadi. 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 Telefonunuzu aldınız mı abi? Aldım abidin. Cüzdanınızı aldınız mı abi? Aldım abidin. Akşam bir şeyler çalışacağım dediniz. Notlarınızı aldınız mı abi? Çantada. Kravat yediniz abi. Görmüyor musun lan abidin? Üstümde! Çek etmek açısından sormuştum abi. Her şeyi aldık. Niye bir şey unutmuşuz gibi bir his var? Ben pimpirgilendirmişimdir abi. Ya çapsız çapsız konuşma abidin. Gidelim hadi. Bismillah. Abidin kardeş, sen bir gel. Abiler konuşacak. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Aleyküm selam. Tuncay abi nasılsınız? Hayır olsun inşallah. Böyle habersiz, aniden. Bir konuda yardımınıza ihtiyacımız var. Acil. Elimden gelen bir şeyse tabii ki. Elinden gelen bir şey değil, elinden geçen bir şey. Tuncay abi. Önemli bir meselemiz var. Sorunun seninle uzaktan yakından bir alakası yok. Ama çözüm seninle alakalı. Allah Allah, merak ettim. Biz de merak ediyoruz. Ekstasi işine girmişsiniz. Ne alakası var kardeşim? Bizim böyle şeylerle işimiz olmaz. Senin ucunda para olan her işle işin olur. Ben dedim, Tuncay Allah'tan korkar. Bu işlere girmez. Ama dediler ki, çok para var. Seyfo kardeş, sen beni iyi tanıyorsun. Ben böyle işlere girmem. Girmezsin de. Olur ha. Birileri seni zorlamıştır mesela. Yok Çakır kardeş. Böyle bir durumun olması mümkün değil. Aha şu karınca duasının üzerine yemin et. İnanalım. Kutsal şeyleri karıştırmayalım Seyfo kardeş. Bizim kutsalımıza karışıldı. Bize ya malı teslim ettiğin adresi söylersin... ...ya da... ...ya da ne? Tuncay abi. Abi dedik. Mevzu ciddi. Ver kurtul. Senden o adresi aldığını söyleyen de namerttir. Lakabına uygun inat etme. İçeriğini bilmediğim bir teslimat yapmıştım. Sonradan hapı bundan yaptıklarını öğrendim. Yoksa ben bu işlere girecek adam değilim. O yüzden size yardımcı olacağım. Layık oldukları cezayı bulsunlar.
Sağlam durmam lazım. Sağlam durmam lazım. Buradan sağlam çıkmam lazım. Beni burada çürütemezler. Bana hiç kimse bir şey yapamaz. 54, 55, 56, 57, 58, 9. Koğuşta dik gezersen burada adamı böyle sürterler işte. Koğuşta görüşeceğiz nasılsa. Hadi çabuk olun. Yetişmesi lazım. 1000 tane yetişmese de 500 tanesi lazım. Usta millet kafayı yemiş. Hapı yutmuyor, yemeğine karıştı. Nazar vereceksin lan. Karışma yani bir yemeğine, hapına, eğlencesine. Kapıda bak, kalk. Kıpırdamayın. Kalk, kalk, kalk. Kalk. Geç şuraya. Abi bir şey olmadı. Geç şuraya. Buraya gel. Kal. Geç şöyle. Kim lan buranın işletmecisi? Abi benim. Hoş geldin. Buyurun. Sen kimsin lan? Erol. Emrindeyim. Bir yanlışımız mı oldu ki böyle şey yaptınız? Daha bir şey yapmadım. Erol. Büyük yanlışın oldu. Bu pudra tozundan mı yapıyorsunuz lan bu hapları? Dayım bir şey sordu, cevap versene. Abi biz yurt dışına mal veriyoruz. Yurt dışına gitmeyen mallar nerede? Erol. Abi hepsi bu. Hepsi gidecek. Memati. Ne olursun abi, ne olursun. Geç, geç şuraya. Geç. Ben bir şey yapmadım. Yapmadım abi. Abi yapma. Hangi torbacıya ne kadar mal dağıttığını tek tek söyleyeceksin. Erol. Bir tane eksik hap çıkarsa o tozların hepsini sana yuttururum. Erol. Abi valla. Abi tamam. Hepsini söyleyeceğim. Ne olur yapmayın. Listeyi al, tek tek adamları ziyaret edin. İki ekip ol. Erhan'la Abdüley de seninle kalsın. Mümkün olduğu kadar mermi yakmayın. Malları yakın. Adı güzel. Bu yeğenemezsen mukayyet ol. İmza diye gülmül bırakır, benim başımı derde sokmayın.
Merak etme Seyfo Bey. Hadi bakalım. Eyvallah Fethi kardeş. Büyük kıyakçısın. O Bedu ayısı malum yerinde armut yiyor. Gidin sıkın. Merminin bizden geldiğini bilsin. Herkese istiyorum lan. O çakıra, Polat'a selam veren, ahbaplık eden, iş yapan, boyun eğen, gönül veren, para veren kim varsa istiyorum. Emredersin abi. Betoma bütün alem kurban olsun. Hepsini yumuşak yerlerinden şiş diyeceğim. Şey nereden gidilir? Nereye gideceksin? Senin götürdüğün yere. Dur ne yapıyorsun abi? Hadi abi, kaza. Abi dur ne yapıyorsun? Abi gözünü seveyim. Bu ekstasinin teki kaçağı. Abi ne ekstasi abi? Yok bende ekstasi. Abi ne ekstasi diyorsun? Abi tanesi ne olursun? Kaç milyon? 15 milyon abi. Abi kaç 15 tane var milyon sende? Abi çok fazla yok abi. Bırak fazla bir şey yok o. Bas kaza bas. Abi yapma. Ulan abi, nerede? 3-5 ver tamam abi. Abi 3-5 ver diyorum. Ulan abi nerede? Abi. Abi Kur'an evliya çarpsın yok. Abi yapma ne olur. Bas kaza. Abdül, keklik çıktı. Millete isim takacaksan tak. Benimkini kısaltma. Her seferinde Abdül Hey diyemem ki. Sık görüşen insanlarız. İcraata bile çıkıyoruz. Niye mesafe koyuyorsun? Bırak çeneyi icraat yap. Takip et. Aşkım benim. Bana bak Bedoş. Hmm. Bir daha başkalarını istersen küserim. Ne lan? Davulu malı mı oldun ha? Hem kapris yap, hem kıskan ha? Ben erkeğimi kıskanırım. De hadi de, düş önüme ha? Düşüyordum aşkım. Aşkım çok soğuk. Sakın bir yanlış yapma. Abi vallahi kümeste. Kalk. Bir torba daha var abi. Kümesi yak. Hayvanları çıkar, yazıktır. Senin ağzını kurşun bulur. Haplar nerede? Abi ben içeceğim. 3-5 tane kötü günler için sakladım. Bundan daha kötü günün olamaz. Çıkar malları. Aa, gider. Anam mandolin kursuna gönderdiydi de parmaklarım sığmadıydı perdelere. Çalamadım gitti. Abdül bir şey şıngır diyor. Hap olmasın. Thank you.
Bunları ne yapacağız? Git tuvalete dök hepsini. Suyu çekmeyi de unutma. Farelere dokunmasın Abdül. Erhan. Dediğimi yap. Bir daha demem. Abi yapmayın ne olur. Ne demek lan torbacıları kaldırdılar? Biri ötmüş abi. Hepsini noktadan almışlar. Erol mu ötmüş? Açık vermedi ama renk verdi abi. Nerede o rengi bozuk? İstersen getireyim abi. Sabah getir. Ablam kabristana gittiğinde bir göreyim o rengi bozuğu. Peki abi. Dayı, barın çıkışında barmeni takibi aldık. Kendimizi fark ettirmemek için bir süre geriden seyrettik. Neyi seyrettiniz oğlum? Arabayla seyrettik dayı. Sonra barmen birden fark etti. Ben de mecburen üstüne sürdüm. Gerisini Abdül halletti. Abdül? Kaç kere dedim Abdül hey de diye ama... demeyle anlayan bir yapısı yok. Hay ağzını öpeyim hadi güzel. Anlamaz o laftan. Vur, kır kafasını. Bak, o gülünü çıkarıyor mu? Ya karışma çocuklara dayı. Aferin lan size. Evet. Çakır, çocukları mükafatlandırman lazım. Bir Frödo mu arasan diyorum. Doğru söylüyorsun. Memati Frödo ara. Tamam kardeş, sağ ol. Abi Bedo'yu vurmuşlar. Ha? Ölmüş mü? Yok abi. Kıl payı yırtmış. Kim vurmuş? Cerrahpaşalılar diyorlar. Kanı bozuk tahta kurusu. Haysiyetsiz, şerefsiz. Dalaksız, ciğersiz. Onunki bununki. Memati abi bir yere arayacaktın. Ulan şimdi seni... Erol, ben şimdi seni ne yapayım? Abi vallahi günahım yok. Ben bir şey söylemedim. Zaten her şeyi bilip geldiler. Malları berbat ettiler. Paraları duman yapıp gittiler. Torbacıların adresini kim vermişse benim adresimi de o verdi. Baksana halime. Erol, arı bile senden daha samimi vızıldıyor. Vız, vız, vız. Neydi o avukatın ismi? Elif abi. Getir onu. Ne oluyor lan sabah sabah? Niye odan da yatmadın? Sen niye odan da yatmamışsan ondan. Ne Nesrin Hanım? Koyayım onları oraya. Senin elinden bal kaymak olsa yemem. Sana koymuyorum. Çocuklara koyuyorum. İyi. Ben bana hazırlayanı bulurum. Ara ara. Bulursun. Ne dedin? Hı? Sen şanslısın. Bulursun dedim. Çok şanslıyım. Dişlerinle tavla oynar kazanırdım ya. İşim var. He? Alexander Ivanov. General Sergey Ivanov'un oğlu. Babası 2. Dünya Savaşı'nda 5 onu nişanı aldı. 16 yıl Volgograd Bölgesi İçişleri Bakanlığı görevinde bulundu. Bölgenin en güçlü adamıydı. Alexander'ın kız kardeşi Larissa'nın 1977'deki düğününde yapılan harcamalar acımasızlığıyla tanınan generalin sonunu hazırladı. Hakkında gizli soruşturma sonucu başta vodka olmak üzere
birçok kaçakçılık olayını yönettiği ortaya çıktı. 10 yıl hapse mahkum edildi. Generalden sonra oğlu ne yaptı? Bitmedi mi? Rusya'da işler farklı. İvanov babasının kurduğu ilişkileri daha da geliştirdi. Rusya'nın önemli mafya üyelerinden biri oldu. En önemli başarısı 1983 yılında Özbekistan'dan yapılan hayali pamuk işi oldu. Bu işten toplam kazancı 6 milyar rubleydi. Bu işteki en büyük ortağı eski Sovyetler Birliği Başkanı Brejnev'in damadı Çurbanov'du. Azerbaycan ve Özbekistan İvanov'un en yoğun çalıştığı bölgeler oldu. Azeri-Ermeni çatışmasında her iki tarafa sattığı silahla sermayesini oldukça büyüttü. Karahanlı ile meselesi ne? Tahmin ediyorum Karahanlı isteklerini geri çevirdi. Ne isteği? Ya siyahtır ya beyaz. Ya hayat ya ölüm. Neredeyse ömrümün en zor işi. Karahanlı'yı korumam altına almam bir zul. Hadi sineye çektik. Hissettirmeden korumam lazım. Bir başka zul. Ruslar başarısı operasyon ne olacak? Ben başaramamış olacağım. Ben ne olacağım? Baron ölürse yeni baron sen olursun. Taş üstünde taş, gövde üstünde baş bırakmazsın. Bizim de tarihimiz bu değil mi? Asmak için 30 yıl, beslemek için 30 yıl uğraşmak. Bu senin talihin değil. Milletin makus talihi. Adamın dedikleri ortada. Ciddi mi ciddi? Aleni tehdit ediyor. Aleni tahrik ediyor. Tabiiyeti Rus olmasa vereceğimiz cevap belliydi. Ama bunların en büyük padişahlarının lakabı bile deli. Evet Karahanlı, delinin biri kuyuya bir taş atmıştır. Buyurun el birliğiyle çıkaralım. Sen ne düşünüyorsun Ziya Bey? Mallar Karaçi'den çıkmış. Gemim yolda. Sen bu adama selli olmam dedin. Hüsrev Ağa da aynı cevabı verirse, ki yok demeye getirdi, gemi su almaya başladı demektir. Nerede batar bilinmez. İvanov kendi bölgesinde çok güçlü bir adamdır. Bağlantıları kuvvetlidir. Arkasında büyük baronlar vardır. Ben Rus-Amerikan Savaşı'nın ortasına ne kendimi, ne sizleri, ne de ticaretimizi sokmak istemiyorum. Ama bizim arkamızda olanlar da bellidir. Eğer bu koltukta oturmuyor olsaydım, Hüsrev Ağa, hiç düşünme bu işe gir derdim. Ama şimdi girersen, bir Ruslara güvenilmez... İki, Amerikalılar ihaneti affetmez. Lanet gele çekeliğe be. Ruslar üzerinde gücün yok mudur Mehmet Bey? Rusya'da 5000 çete var. 2000'ine söz geçirsek, 2000'ine para yedirsek, 1000'i İvanov'dan yana olur. Kuştan korkan darı ekmez. Ekse de korkuluk dikmez. Biz de bir cevap vereceğiz elbet.
Orhan nerede? Babanızla dışarı çık. Gelince haber verin. Peki Meral. Nereye kadar kaçacaksın? Bir gecede benim zararım ne kadar? Abi, 15.000'i buluyor kayıp olan hap sayısı. Bir senede o kadar hap yakalatmıyorum ben. Bir gecede nasıl harcatırsınız? Abi, Çakır'la Polat, Halit'le kavga edeceğiz diye ekstaziyi saha yapmışlar. Kimse benim çiftliğimde at koşturamaz. Zekil oldu, zararı bana dokundu. Çağır gelsinler. Ya bir dakika, nereye gidiyorsun? Buyurun. Elif Hanım. Buyurun, benim. Hukuki bir mevzuda özel görüşecektik. Ortağız, özel ne söyleyecekseniz söyleyebilirsiniz. Burada değil, bizim mekanımızda. Ne münasebet canım, siz kimsiniz? Özel bir mesele hanımefendi. Sizinle ilgili değil, şimdilik. Kardeşim, ne istiyorsanız söyleyin, yoksa çıkın gidin. Halit abim sizinle tanışmak istedi. Mekanına davet ediyor. Kimse abin gelsin tanışsın. İşim var. Lütfen çıkar mısınız dışarı? Hanımefendi. Çek lan elini. Abin kimse gidelim. Elif. Ne var Canan? Ne yapayım? Abisi görecekmiş. Görsün bakalım. Elif, polis çağıracağım. Gerek yok. Sadece tanışma. Ne oluyor ya? Şimdi bu herif niye çağırdı bizi Can Polat? Kardeş, gidip elini öpmedin tabii. İlle öptürecek. El öpecek durumu çoktan geçtik. Yetti artık da. Daha yeni başladık. Anlamadığım, beni niye seninle istetmiş? Kesen adamı sever Can Polat. Artık pasa konuşursunuz. Koyun nasıl kesilir? Koç neresinden asılır? Ne asılır? Ne güzel İstanbul be. Hayırdır Canan? Elif'i götürdüler. Nereye götürdüler? Kim götürdü? İki adam geldi. Abimiz iş görüşmek için sizi çağırıyor dediler. Elif yok mok dedi ama gitmek zorunda kaldı. Abi kimmiş? Halit abi dediler. Ne yapacağım, şaşırdım. Kanı bozuk tahta kurusu. Haysiyetsiz, şerefsiz. Dalaksız, ciğersiz. Onunki bununki. Şerefsiz. Şerefsiz. Memati, bize bilgi verin. Eğer Halit Elif'i bırakmazsa mekanını basacağız. Nerede olduğunu öğrenmeye çalış. Canan, sen de burada kal. Hanımım yine sizi sordu. Ne istiyormuş? Bir şey söylemedi. İyi. Ben de sigaramı içip yanınıza gelecektim Meral Hanım. Beni sormuşsunuz. Çık dışarı. Sen ne yaptığını zannediyorsun? Sen kimsin ha? Benim özel hayatımı didik didik edip başkalarına iletiyorsun. Bakın, ben babanızın tüm aile fertlerini korumakla görevliyim. Korunabilmeniz için sizi izlettiğim doğrudur. Beni kimden koruyacaksın sen? Hiç kimseden değilse de babanızın öfkesinden. Niye ulan? Sen benim aşığım mısın? Sen kimsin abi, beni izletiyorsun? Takip ediyorsun? Kıskanıyorsun? İspiyon ediyorsun? Cevap ver! Lütfen. Lütfen susun Meral Hanım, lütfen. Ne oluyor burada? Adamın bana aşık olmuş baba. En sadık adamın, Orhan'ın.
50 kere demedim lan bayan olunca misafire. Ben bir şey içmeyeceğim. İçeceksin. Koy. Ne istiyorsun benden? Ben kimseden bir şey istemem. Alırım. Canımı mı alacaksın? Bir sıkımlık canım var. Onunla kuş doymaz. Rahmetli kardeşim severdi senin gibi çırpıları. Korkma. Benim istediğim avukatım olman. Ben istediğimin avukatı olurum. Olurdun. Hala öyle. Sevdim seni. Sen de benim gibi psikopatsın. Kanım kaynadı. Eksik olmayın. Kaç para istiyorsun? Ben bir şey istemiyorum. Herkes bir şey ister. Ben istedim. Sen de iste. Haber ver. Sen istemezsen anan ister. O istemezse mapustaki kardeşin ister. Herkes bir şey ister. Belanı isteme de ne dilersen dile benden. Seni sevdim. İstediğini vereceğim. Probleminiz ne? Ne istediğiniz de verilmedi. Büyüklerimiz bize her şeyi verdi. Küçüklerimiz biraz gürültü çıkarıyor. Sesleri size kadar geliyor. Keseriz sesi bir daha rahatsız etmezler. Biz Çakır'a sefirliği sen savaş çıkarasın diye mi verdik? Savaşı biz çıkarmadık. Kardeşini gönderen Halit çıkardı. Evet. İlk kan onlardan döküldü. Sizin döktüğünüz kan da, emdiğiniz kan da umurumda değil. Ama kan benim üzerime sıçrıyorsa... İstanbul'u mezbahaya çeviririm. Sizi de oraya sefir yaparım. Necmi abi. İşle ilgili sana ne gibi bir yanlışımız olmuş? Sefir Bey... Madem sefirlik yapacaksın, önce öğren. Kim ne iş yapıyor, kim ne iş yapmıyor. Her kana çırpılan yer benim kümesim, ben de horozum diye girme. O topladığın sapların hepsi benim. Al içeri. Kör testereyle keserim lan sizi.